Bugün de her zaman olduğu gibi hem Türkiye'den hem de dünyadan önemli haber başlıklarıyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Bunların ekonomiye ve piyasalara yansımalarını da uzun uzun değerlendireceğiz. Oldukça yoğun bir haber akışı var hem dünyadan hem Türkiye'den. Türkiye'de özellikle cari açık dikkat çekici. Dünyada ise Rusya AB ilişkilerinin kopma noktasına gelmesi, İngiltere'deki rekor daralma ve Almanya'nın kısıtlamaları daha da uzatacak olması önemli gündem maddeleri arasında. Aynı zamanda Amerika'nın hem Rusya ile hem İranlı hem Türkiye ile gerilimi de bugünün önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor arkadaşlar. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 2021 yılında da yine doları, altını ve aynı zamanda kripto paraları bol bol konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Önce cari açıkla başlayalım. 2020 yılında cari açık 36.7 milyar dolar oldu. Aralık cari açığına bakıyoruz. 3.21 milyar dolar. Aslına bakarsanız 40 milyar doların üzerine doğru giden bir cari açık vardı. Kasım ayı itibarıyla çok sert bir şekilde frene basıldı ve bu fren sonrasında cari açık bir miktar durduruldu. 2021 yılında durdurulması mümkün mü? Yani 2020'ye göre daha küçük bir cari açığa ulaşmamız mümkün mü? mümkün değil arkadaşlar. Çünkü Türkiye'nin ihracat gelirleri her geçen gün biraz daha düşmeye devam ediyor. İthalatımız ne yazık ki hızlı seyrini koruyor. Öbür taraftan turizm gelirleri de yine 2021 yılında beklentinin çok ama çok altında olacak gibi görünüyor. Dış ticaret açığı artarken onu kompanse etmesi gereken turizm gelirlerinin olmaması, yurt dışı işçi gelirlerinin olmaması, yabancıların Türkiye'ye gelmemesi yani doğrudan yabancı sermayenin ya da sıcak paranın Türkiye'ye ilgisinin her geçen biraz daha azalması cari açık üzerindeki baskıyı arttıracak ve 2021'de biz 50 milyar dolarları zorlayan bir cari açıkla karşı karşıya kalacağız. Bu ne anlama geliyor? Türkiye'nin döviz ihtiyacı daha da artacak. Dövizin çok daha sert bir şekilde yükseldiğini göreceğiz. İlk çeyrekten sonraki aylarda. Eğer ki bir de bunun üzerine faiz indirimleri gelirse arkadaşlar faiz indirimleriyle birlikte doların sıçramalarını hep birlikte izleyeceğiz. Peki sadece dolar mı? Bu yıl altını çok daha fazla konuşacağız. Hem Türkiye'de hem dünyada altına hücum bir kez daha başlamış durumda. Evet bugün altın fiyatlarında bir geri çekilme görüyoruz. Tekrar bir 1800'ün altını zorlamaya çalışan bir altın ons değeri var ama bu gerçekleri yansıtmıyor. Arka arkaya açıklanan teşvik paketleri, Amerika Rusya, Amerika İran, Amerika Türkiye ilişkilerinin gerilmesi, aynı zamanda Rusya AB ilişkilerinin kopma noktasına gelmesi altın fiyatlarının yükseliş eğilimini hızlandıracak arkadaşlar. Bakın Rusya'dan iki önemli isim. Bunlardan birisi Lavrov, öbürü de Peskov. İkisinin de açıklamaları Avrupa Birliği ile ilişkiler kop noktasına geldi şeklinde. Eğer ki Avrupa'dan Rusya'ya bir yaptırım uygulanırsa muhalif isim nedeniyle Rusya buna boyun bükmeyeceğiz ve Avrupa ilişkilerini keseceğiz dedi. Dolayısıyla bu gerilim altın fiyatlarının çok daha hızlı bir şekilde yükselmesini beraberinde getirecektir. Putin'in de zaten tavrının ne olduğunu, bu konularda nasıl sert bir yaklaşım içerisinde olduğunu biliyoruz. Peki Amerika-Türkiye ilişkileri neden geriliyor? E bir tarafta S-400 var. Bir tarafta Rusya-Türkiye ilişkilerinin sıcak teması içerisinde olması var. Yine Suriye'deki Amerika güçlerinin artıyor olması buradaki müdahalelerde yine Türkiye-Amerika ilişkilerinin gerilmesini beraberinde getirecek gibi görünüyor. Bütün bunlar toplamda yine Türkiye'de doların yükselişini dünyada da altının onsunun yükselişini tetikleyecek konular. Bir yandan da Avrupa ile ilgili kötü haberler gelmeye devam ediyor. Bakın Avrupa ekonomisi %6.8 oranında daralmış durumda. İngiltere 311 yıl sonra şaka maka değil 311 yıl sonra %9.9 oranında daralmış durumda. Korona krizi her geçen gün biraz daha büyümeye devam ediyor. Biliyorsunuz Güney Afrika mutasyonundan bahsediyorduk. Hızla yayıldığını ve aşıların bu işe çare olamayabileceğini konuşuyorduk. Şimdi buna bir başka mutasyon daha eklendi. Brezilya mutasyonu arkadaşlar. Çok hızlı yayıldığı ve çok ölümcül olduğu tıp camiası tarafından konuşuluyor. Bütün ekonomiler daralmaya, küçülmeye devam ediyor ve devam edecek. Ülkeler içlerine kapanmaya devam ediyor ve devam edecek. Bakın Almanya ile ilgili sizlere bir örnek vereyim. Almanya ekonomisi küçülüyor. Almanya ihracatı küçülüyor. Almanya'nın dış ticareti küçülüyor. Aynı zamanda da Almanya'dan Türkiye'ye gelecek turistlerin rezervasyonları her geçen biraz daha iptal ediliyor. Sadece Almanya'dan mı? Tabii ki hayır arkadaşlar. Avrupa Birliği ve İngiltere'yi de işin içine dahil edebiliriz. Yıl sonuna kadar bu kısıtlamaların devam edebileceği konuşuluyor. Haziran'da en iyi ihtimalle Haziran ayında kısıtlamaların yumuşatılabileceği konuşuluyor. Ama ülkeler arasındaki turist akışı çok sınırlı olacak. Onun için büyük operatörlerin tamamı neredeyse rezervasyonları, erken rezervasyonları ya erteliyor ya da iptal ediyor. Yine yüzümüzü Rusya'ya çeviriyoruz. Rusya demişken şu AB Rusya ikilemini biraz konuşalım arkadaşlar. Rusya AB ilişkileri kopar ise, Rusya Amerika ilişkileri de kopar ise ya da gerilir ise bu dünyada tekrar bir kutuplaşmayı beraberinde getirecek. Yani risk ortamını arttıracak. Risk ortamının artması güvenli liman olan altına eğilimin hızlanmasını beraberinde getirecek çok önemli noktalardan birisi bu arkadaşlar. Onun için dünyadaki bu gelişmeleri dikkatle takip etmekte fayda var. Bir yandan da Türkiye'nin faiz arttırımı beklentisi hızlanıyor. Herkes Türkiye daha da faiz arttırsın demeye devam ediyor. İşte onlardan birisi de Morgan Stanley oldu. En az 100 bas puanlık bir faiz arttırımı Türkiye'den bekliyoruz dedi. Yani %17'lik faiz yetmedi. Daha da fazla faiz arttırımı gelsin diye uğraşıyorlar. Tabi bu reel sektörün büyük bir sıkıntıya girmesini beraberinde getiriyor. %17'lik, %18'lik politika faizi %23, 24 hatta %25'leri vuran bir piyasa faizi demek, reel sektörün kredi kullanamaz hale gelmesi demek. Kredi kullansa bile yüksek maliyetlere katlanması demek ve dolayısıyla bunu maliyetlerine yansıtıp fiyatlarını arttırması demek. Faizleri yüksek tutarak fiyatları arttırıyoruz farkında değiliz. Faizler arttıkça bir maliyet oluşuyor ve bu oluşan maliyette enflasyonist bir ortam yaratıyor. Sadece faiz kaynaklı bir maliyet mi var Türkiye'de? Tabii ki hayır. İthalat maliyetimiz de var. Türkiye üretmediği için her şeyi yurt dışından getirmeye devam ettiği için ne yazık ki fiyatlar yurt dışına paralel artıyor. Ekstradan bir de diğer maliyetler onun üzerine biniyor. Dünyada gıda fiyatları 6,5 yıl öncesinin üzerine çıkmış durumda. Hızla artıyor. Hızla yükseliyor ve ithalatçı olan ülkelerin gıda fiyatları daha da artıyor. Türkiye'de ithalatçı bir ülke olduğu için kendi ihtiyacını ne yazık ki üretimle karşılayamadığı için büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Şimdi altın fiyatlarını tetikleyecek bir başka mesele olan şu Avrupa Kurtarma Paketinden bahsedelim biraz da. 750 milyar euroluk bir paket, 1 trilyon dolara yakın bir paketten bahsediyoruz ve bu para genel itibariyle işletmelere, vatandaşa gidecek. Bu para da yine güvenli limana akacak ve altın fiyatlarının tetiklenmesinde önemli bir unsur olacak. Aynı Amerika'daki 1.9 trilyon dolarlık paket gibi. İkisi de altını germeye, yükseltmeye devam edecek. Onun için bu sene altın fiyatlarının yükselişini çok konuşacağız. Başka neyi konuşacağız? Kripto paraları konuşacağız arkadaşlar kripto paralar da çok hızlı yükselecek. Evet çok ciddi dalgalanmalar da olacak. Alternatif bir nokta olarak görüldüğü için altın yatırımı yapmayan, yeni teknolojilere meraklı olan kişiler de kripto para alanına girmeye devam edecek. Nitekim Türkiye'de ilginin çok yüksek olduğunu görüyor görüyoruz. Kripto paraya en çok ilgi gösteren 15 ülkeden birisi Türkiye olmuş. Vatandaşlar çok hızlı bir şekilde kripto paralara Yöneliyor. Şimdi ILO temsilcisinin yani Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye temsilcisinin açıklamalarına biraz bakalım. Bloomberg'de katıldığı bir programda yaptı bu açıklamaları bence çok dikkat çekici, ayrıntılı bir şekilde bakalım. Dünyanın gittiği noktayı bize gösteriyor, Türkiye'nin gittiği noktayı bize gösteriyor, ekonomik buhranın boyutlarını gösteriyor ve 1930'lu yıllarda yaşanan ekonomik buhrandan çok daha sert bir buhranın dünyayı tehdit ettiğini, işsizliği en önemli problemlerden birisi haline geldiğini söylüyor. Bence çok kritik arkadaşlar. Onun için detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. 1930'dan sonraki en büyük iş gücü krizini bu dönemde yaşıyoruz diyor. Bakın 2008 krizinde yaşanan dönemin neredeyse 4 kat daha güçlü bir sıkıntıyla karşı karşıyayız diyor İLO Türkiye temsilcisi. Dünyada 255 milyon kişinin işsiz kalabileceğini ifade ediyor. Çalışma saatlerinin her geçen gün daha da büyük kayıplara uğradığını söylüyor. Türkiye'de de %35'lik bir iş kaybının olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla işsizlik öyle söylendiği gibi %12 %13 seviyelerinde değil aslında. %30'ları çoktan geçmiş durumda. Doğru veriler ve bilgiler gelirdiğinde aslında Türkiye'deki işsizliğin boyutunun ne kadar sıkıntılı olduğu ortaya çıkıyor. Dün de Powell'ın yaptığı açıklamalardan bahsetmiştim sizlere biliyorsunuz. Birinci önceliğimiz istihdam diyor. Bunun için faizleri arttırmayacağız diyor. Sadece faizleri arttırmam makla kalmayacağız. Varlık alımlarına devam edeceğiz. Yeni yeni teşvik paketleri açıklanmak zorunda. Bunların açıklanacağına inanıyorum. Eğer bunlar yapılmaz ise hem Amerika hem dünya büyük bir işsizlik sorunuyla uğraşmak zorunda kalır diyor. Avrupa'nın en önemli ekonomisi Almanya ile ilgili bir iki önemli başlık vereyim sizlere. Alman ihracatı salgın nedeniyle son yılların en büyük kaybını yaşamış durumda. Her kendi sektörünün 2021 yılında %6 küçülmesi bekleniyor ve 50 bin dükkanın kapanması bekleniyor. 50 bin işletmenin kapanması bekleniyor. Bu ne demek arkadaşlar? Bizim en önemli ticari partnerlerimizden birisi olan Almanya'nın daralması bizim ihracatımızın daralmasında beraberinde getirecek büyük ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz anlamına geliyor. İngiltere'deki küçülme, Avrupa'daki küçülme Amerika'daki daralma ki Amerika'da da sıkıntılar her geçen gün büyüyor. İşten çıkartmalar artmış durumda. Her ne kadar işsizlik maaşı başvuruları düşüyor gibi görünse de yine bu da Amerika'dan gelen veriler doğrultusunda sizlerle paylaştığım konulardan birisi. Bütün bunlar bize şunu işaret ediyor. Dünyada işler çok ciddi manada sarpa sarıyor. Türkiye'deki cari açığın artıyor olması ve artacak olması. Kısa vadeli dış borçların her geçen gün biraz daha artması ve maliyetlerin artması. Türkiye'deki faiz orta yüksekliği, enflasyonun bir türlü düşürlememesi, doların baskı altına alınıp ihracatçının reel sektörün köşeye sıkıştırılmış olması, piyasada yaprak kımıldamaması ama bunların yanında en ama en önemlisi işsizliğin kontrolsüzce yükselmesi hem Türkiye hem de dünya ekonomisini tehdit ediyor arkadaşlar. Çok ciddi bir ekonomik krizi ve ekonomik bunalımı işaret ediyor. 1918-20'ye bir kez daha götüreceğim sizleri. 1918-20 aralığında İspanyol gribi, yüz milyonlarca insanın hayatını kaybetmesi hemen sonrasında arkadaşlar dünyayı tehdit eden bir ekonomik bunalım ve ne yazık ki 1938-45 arasında yaşanan büyük dünya savaşı milyonlarca insanın hayatını kaybettiği ve dünyadaki bütün dengeleri değiştiren büyük dünya savaşı. Umarım bu iş sadece pandemiyle kalır. Umarım büyük bir ekonomik kriz bizi beklemez ve çok daha ötesi umarım büyük bir savaşla insanlık yıkıma uğramaz bir kez daha. Ama geçmiş örnekler bize gösteriyor ki arkadaşlar büyük hastalıklar, büyük ekonomik bunalımları, büyük ekonomik bunalımlar, büyük sosyal sorunları ve büyük savaşları doğuruyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Son olarak rakamları da şöyle bir göz atalım. 1538 puan seviyesinde borsa. Dolar 7.03. 7'nin altını görür mü görmez mi tartışmaları yapılıyor. Görsen olur görmesen olur. Zaten 7 seviyesi bile Türkiye'nin rekabetçi ortamı için büyük bir darbe arkadaşlar. Doları bu seviyede tutmak için merkez bankası rezervleri boşaltılıyor. Rezervlerdeki altınlar satılıyor. Uluslararası piyasalardan çok yüksek faizle borçlar alınıyor. bütçe açık veriyor. Bütün dert doları bu seviyelerde tutmak olmuş ve şununla övünüyor. Vatandaş 2.1 milyar dolarlık döviz bozdurdu. Devede kulak arkadaşlar 235 milyar dolarda 2.1 milyar dolar hiçbir şey vatandaşın döviz bozdurduğu falan yok. Aksine döviz almaya devam ediyor ya da altın alıyor. Dolarını bozduruyor altın alıyor çünkü altına çok ciddi bir talebin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar dünyada ve Türkiye'de bu ekonomik kırılganlıklar olduğu sürece hızlı hareketler göreceğiz. Çok sert hareketler göreceğiz. Altın şok yükselişler göreceğiz. Dolarda şok yükselişler göreceğiz. Şimdiden hazırlıklı olmanızda fayda var. Kısa vadede ilk hedefimiz tekrar 7.80. Öyle 7'nin altında falan kalıcı olması mümkün değil. Bu koşullarda ilk hedefi 7.80 olur. Bu yıl içerisinde çok hızlı bir şekilde 9 liranın üzerine atar kendisini. Çift taneli rakamları zorlar bu koşullar içerisinde. Euro'da da sterlinde de yine paralel hareketleri göreceğiz. Öbür taraftan altın onsu 1815-16 seviyesine kadar geri çekildi. Bu büyük sıçrama öncesindeki son geri çekilme arkadaşlar yay fena halde gerildi, ok fena halde fırlayacak. Özellikle sizleri uyarmak istiyorum. Onsun yükselişi sonrasında doların yükselişiyle birlikte gram altında da sıçramaları göreceğiz. Öbür taraftan bir başka önemli konu kripto paralarda da bu sene çok ciddi hareketlilikler olacak. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Mutlu kalın dostlarım.